geliyorlar. Bunlarla bakın ben kanalı bardakçı derim ki dolma. Başka bir yerlere gidecek. Şurada kıdalı çekiyor bile, işareti vermek zorunda. Bu iyi. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Kıdalı var. Kendi aralarında da etrafı işaretliyle anlatıyorlar. Evet. Derinliği daha iyi anlaşılıyor şimdi. Yani. Bizim geçmişteki 21 yıllık bir dalış hayatımız var. Son 4 yılımızı burada Eskişehir'e böyle bir yeri kazandırmanın mutluluğuyla yapıyoruz. Bölgemizde 4 tane dalış noktası var. Bunlardan bir tanesi Gökköz, biraz önce görüntülediğiniz yer. Bir tanesi ana gölet dediğimiz yer. Kırkkız ve Karaburgu dediğimiz bölgelerimiz var. Hepsi birbirinden farklı, güzellikleri olan bir bölge. Türkiye'de şu ana kadar görebildiğiniz en net su diyebiliriz bununla ilgili size. Full HD kalitesinde bir görüntümüz vardır. Tabii sosyal medya üzerinden kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yeni de bir kulüp olduğumuz için çok tanınmamamıza rağmen çok büyük misafirler kabul ettik. Özellikle kış şartlarında su sıcaklığımızın 18 ile 20 derece arası olmasından kaynaklı. Kışın daha çok dalış turları buraya tercih ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir'den misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yurt dışından da misafirlerimiz oldu. Dubai'den, Florida'dan, Arnavutluk'tan dalıcılarımız oldu. Burayı gördüler. Sosyal medya üzerinden görerek buraya geldiler. Bölgemizde dediğim gibi yaklaşık olarak 5-6 metre derinliğimiz var. Ama fauna ve flora olarak çok zengin bir bölge. Özellikle su altı fotoğrafçılarının tercih ettiği bir bölge. Burada nasıl bir hayaldi zaten Sakarya başında ne yapacağınız dediklerinde 2009 yılında spor saparları, kamp alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları bunları yapmak niyetiyle çıktık. Ve 2010 yılında ilk dalışımızı yaptık. Daha o zaman amatör dalışlar vardı. Daha sonra spor kulübü olarak şu anda 4 yıldır da bir fiil artık su altında resmi dalışlar. Su Altı Federasyonu'ndan aldığımız izniyle iki tane hocamız, Varol hocamız ve Ömer Faruk hocamızın yönetiminde dalışlar.